Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Nako Elite Baby ip kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelim 2 ve 2'nin katlarından oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimiz gayet kolay, örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Evet, çıkardığım ilmeklerimi şöyle bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, şöyle 18. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü attım. Şöyle fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım. Ben şöyle 1-2 sıra lastik geçeceğim alt kısmına. Ondan sonra modelimi kuracağım. Bir düz, bir ters lastik örüyorum. Siz tabii ki dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına geçebilirsiniz. Evet, ben lastiğimi biraz uzatıp geliyorum. Evet, ben şöyle bir miktar lastiğimi ördüm. Model anlatabilmek için bana bu kadar yeterli. Şimdi kenar ilmeğini aldım. Modeli ön yüzden kuruyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz ördüm. Daha sonra sıradaki ilmeği bakın şöyle alt kısımdan örüyorum. Bu ilmeği de şöyle örmeden şişimi alıyorum. Arada yine bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki ilmeği bu şekilde alttan geçerek ördüm ve ilmeğini de örmeden sağ şişime geçirdim. Arada bir ilmek düz ördüm. Alttan geçerek ilmeğimi ördüm ve ilmeğini örmeden sağ şişimi aldım. Arada bir ilmek düz ördüm. Arada bir ilmek düz ördüm. Şöyle alttan geçerek ilmek çıkardım ve bu ilmeği de örmeden sağ şişime geçirdim. Bir ilmek düz ördüm. Aradan ilmek çıkardım ve ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Kenar ilmeğini de burada düz olarak ördüm. Modeli ön yüzden kurmuş olduk. Devam ediyorum. Model ön yüzde de arka yüzü de düz örülüyor bu arada. İpimi diğer tarafa aldım. Bakın bu iki ilmeği bir örüyorum düz olarak. Aradaki tek ilmeği tek olarak düz örüyorum. İki ilmeği bir, bu ilmeği tek. Yine bütün ilmekler düz örülüyor. İki ilmeğimi bir örüyorum. İlmek sayımız yine aynı olacak. Bu ilmeğimi de düz örüyorum. Kenar ilmeğini burada ters olarak örüyorum. Şimdi modelin yine ön yüzündeyiz. Tekrar model kuracağız. Modelimizin normalde
2 sırada bir kendini tekrar ediyor ama modelimizi kaydıracağız. Model ilerledikçe anlaşılıyor bu arada. Şimdi az önce ne yapmıştık? Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örmüştüm. Şimdi direkt buna sıradaki ilmeğe modelimizi kuruyoruz. Alttan yine bir ilmek çıkardım. İlmeği örmeden sağ şişimi aldım. Bu sefer bu iki ip görünen ilmeği arada tek olarak örüyorum. Bakın. Tekrar sıradaki ilmekten ilmek çıkardım. Alt kısmından ve ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Bu ilmeği düz örüyorum. Bakın bu iki ip olan ilmeğimizi bu sefer düz örüyoruz. Dediğim gibi model ilerledikçe kendini gösteren bir model. Örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Yine bu ilmeğimi düz örüyorum. Burada yine alttan ilmek çıkarıyorum. İlmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğini de burada düz ördüm. Devam ediyorum. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Bakın şöyle ilmeklerimi göstereyim size. Bu sefer burada bir tane düz ilmeğim var. Bunu düz ördüm. İkisini bir. Bu ilmeğimi tek olarak ördüm. İki ilmeğimi bir örüyorum. İkisini bir, kenar ilmeğimi de burada ters örüyorum. Modeli iki kez tekrar ettik. Dediğim gibi şu an anlaşılmıyor. Bir kez daha birlikte tekrar edelim modelimizi. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi bu sefer en baştaki sıraya döneceğiz. Ne yapıyoruz? Önce kenar ilmeğinden sonra bir tane düz ördüm. Daha sonra yine bakın bu alttan ilmek çıkardım. Bu ilmeği örmeden şişimi aldım. Aradaki ilmeği düz ördüm. Yine bakın şu kısımdan ilmeğimi çıkarıyorum. İlmeği örmeden şişimi aldım. Bakın bu iki ip olan ilmeği arada düz örüyoruz her zaman. Bu şekilde hangi ilmekten alttan ilmek çıkaracağınızı anlayabilirsiniz. Şu tek olanın altından ilmek çıkarıyorum. İlmeği alıyorum. Çift olanı da şöyle üstten düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi de burada düz olarak ördüm. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. İpimi şöyle arkaya alayım. İki ilmeği düz örüyoruz. Sıradaki ilmeği tek olarak düz ördüm. İkisini bir düz ördüm. Sıradakini tek olarak düz ördüm. Şöyle ikisini bir, aradaki düz ilmeği, tek ilmeğimi düz olarak ördüm. Gördüğünüz gibi modelimizin yapım aşaması gayet kolay. Şöyle kenar ilmeğimi de burada ters olarak ördüm. Evet, modeli birlikte 3 kez tekrar ettik. Yavaş yavaş aslında model ortaya çıktı ama dediğim gibi büyük parçada modelimiz daha da iyi anlaşılıyor. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Şimdi bir de onu göstereyim size.
Evet, bu da benim kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın burada modelimiz daha da güzel anlaşılıyor. Burada da yine ben alt kısmına lastik geçtim, bir düz bir ters. Bu da şöyle birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Evet, şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden bebek battaniyesi örebilirsiniz. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Yine anne yeleklerinde, çocuk süvaterlerinde birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.